Adana'da sarı sıcak devam ediyor sevgili izleyiciler. Adana'da sarı sıcağa rağmen paylaşımlar da devam ediyor. Sanatsal paylaşımlar da devam ediyor. Ve biz de bu bağlamda sizlere bir sanat merkezinden merhaba diyoruz. Burada arkadaşlarımız, gençler çalışıyorlar, desen çiziyorlar, yüksek okullara hazırlanıyorlar. Şimdi onların görüşlerini, düşüncelerini ve geleceğe dönük ideallerini hep birlikte paylaşalım. Evet sevgili izleyiciler, atölyemizde, sanat evimizde çekimlerimiz devam ediyor. Yanımızda yine genç bir hanım arkadaşımız var. Hemen onu tanıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Fulya Memişoğlu. Fulya. Evet, Fulya. Resim öğretmenliğine hazırlanıyorum. Yaşar Hoca ve diğer hocalarımız hazırlıyorlar. Şu an ne yapıyorsun sen Fulya? Şu an bir evet. İmgesel konusu verildi bize. Onu çiziyorduk. Bir cümle verildi. Evet. Dolabı aç, gece birden dolabı açtığımda beklemediğim bir şey diye bir konu. Ben de şey yaptım. Bir çocuk dolabı açıyor ve içinde çizgi karakterler işte. İlginç. Evet sevgili izleyiciler, benim de hoşuma gitti bu. Şunu izleyicilerimizle paylaşalım. Evet Fulya. Evet çok ilginç şeyler, karakterler çıkıyor. Evet. Bize anlatır ya mısın? Görüyor gibi böyle. Evet. Evet. Sevgili Serkan Çetinkaya görüntüledi sevgili izleyiciler sizler için. Peki sen nereye ulaşmak istersin, nereye gitmek istersin sanat anlamında? Nerede eğitim almak istersin? Ben Mersin'de girdim. Orayı kazandım, resim bölümünü. Ama öğretmenlik düşündüğüm için Çukurova'da deneyeceğim. Çukurova'yı düşünüyorum. Sen garantiyi aldın mı kendine? Aldım. Çukurova'da okumak istiyorum. Hani öğretmenlik olduğu için. Evet. Ülkemizde bir de şey sıkıntıları dile getirdik. Ben de animasyon bölümüyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Animasyon, evet. Önce animasyonu şöyle kısaca, animasyon derken izleyicilerimiz belki bazıları bilmeyebilirler. Çok kısa. Animasyon, çizgi film, karakter tasarım falan işte onların... Televizyonlarda falan sık sık duyarız çizgi animasyon falan derler ya da şeyde geçer, rollerde geçer, jenerikte geçer. Bazı şeyler vardır. Çizgi animasyon şu tarafından yapılmıştır, bu tarafından yapılmıştır gibi değil mi? Evet, çizilerek insanların hareketleri üstüne giydirilerek yapılan bir şey. Evet. Bize biraz, evet buyur. Ülkemizde animasyon bölümünün sadece iki yerde var. Bu da diğer işte genç animasyon isteyen arkadaşlar, okumak isteyen arkadaşlar. İki yerde var derken nerede ülkemizde? Hangi iş yerinde? Kütahya ve Eskişehir'de var. Evet. Bu yüzden girmek de zor oluyor. Hani ülkemizde de şeyi yok bunun. Pek iş ortamı da yok, sağlanmıyor yani. Bunun biraz çoğaltılmasını yani arkadaşlarım için isterim. Yani iş ortamı yok diyorsun ama televizyonlarda veya pek çok yerde animasyon çalışmaları görüyoruz yani Google'da genelde görüyoruz ya da internette animasyonlarını izliyoruz. Yani kendi animasyonlarımız da var. En azından bizden de onlara karşı bir takım rakipler çıkması gerekir ki evet. Senin gibi bu konunun sevdalısı kişiler çıkacak ki eğitim alacak ki güzel şeyler üretilecek. Yeni şeyler biz de dışarıya bağımlı kalmayacağız yani dışarıdan gelen şeyler azalacak, animasyonlar azalacak. Bizden de şey olanlar var yani gençler ki
kendi arkadaşlarımdan da var. Hani bu konuda sıkıntıları var, o yüzden söylemek istedim. Evet, sıkıntılar var, daha çoğalsın diyorsun. Yani sen diyorsun ki pek fazla talep görmüyor, işte şey yapmıyor. Peki açıkta kalırlarsa ne olacak onlar? Yani orayı bitirenler sıkıntı çekerse, bir yere yerleşme sıkıntısı. Sevgili Yaşar Hocam, sen de müdahale edebilirsin eğer istersen. Yani sen bu arada... Türkiye'de animasyon bölümleri az. Ben daha çok bu işi planlama yapan kişiler için söylüyorum. Eğer Çukurova'da, Mersin'de, Ankara'da, başka şehirlerde animasyon bölümleri açılırsa biz yabancıların çektiği, yaptığı animasyonlar değil, kendi animasyonlarımızı seyretmek durumunda kalacağız. Ve daha güzel şeyler çıkartacağız da inanıyorum. Onun kendimize için, özgü, kendi kültürümüze özgü. Karakterlerimizi yaratacağız. Onun için ben Türkiye'deki animasyon bölümlerinin hızlı bir şekilde çoğaltılmasında yanayım. Şimdi iş bulurlar mı yani? İş bulurlar. Kesinlikle mı? İş var. Çünkü ben inanıyorum televizyon şirketlerinin hepsinde birer animatöre, ikişer animatöre ihtiyaç var. Vardır yani. Artık her şey birkaç tane de Adana'da olsun. Değişik böyle her şey dijital ortama geçiyor. Artık kalem mouse'un eline geçiyor. Mouse'la çiziliyor. Yani bu dijital şeyle ilgili, dijital sanatın, animasyonun Türkiye'de ben yavaş ilerlediğini düşünüyorum. Onun için çoğaltılmasında yanayım. Evet. Animasyonlar da genelde bilgisayarda yapılıyor değil mi? Evet. Yani klasik şekilde yani 3-4 şekli var. Ben çok o kadar detaylı bilmiyorum ama 3-4 şekli var. Direkt birisi klasik olarak, birisi dijital olarak Flash gibi versiyonlardan ya da 3D Max Poser gibi programların aracılığıyla yapanlar var. Bir de tek tek kareleri stop motion dedikleri hareket şeklinde durdurup çekip o şekilde farklı versiyonları var ve şimdi daha da farklı şekilde çoğalmaya devam ediyor. Animasyon çeşitleri farklı şekilde devam ediyor. Onun için hangisi olursa olsun, Çukurova Üniversitesi'nde de olsun isterim. Mersin Üniversitesi'nde de, Niğde'de yakın komşularımızdan örnekler veriyorum. Ama Türkiye'de sadece bir iki üniversitede animasyon olması doğru değil. Doğru değil diyorsunuz, biraz daha yaygınlaşsın diyorsunuz, ihtiyaç var diyorsunuz. Bu arada sevgili Emrah, Yavuz ve Ali Ekşi, sizlere rakipler geliyor, duyuyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? Yani bu bilgisayarın başına geçecekler, montaj falan çoğalacak. Belki de işçileriniz hafifleyecek. Evet, senin iletmek istediğin başka bir mesaj, başka bir sorun var mı izleyicilerimizde? Şimdi Yaşar Hoca'yı dinlerken belki toparlamış olabilirsin düşüncelerini, bilgilerini. Aklına başka sorunlar gelmiş olabilir, sanata dair elbette ki. Var mı iletmek istediğin başka mesaj? Arkadaşlarım zaten her şeyi söylediler. Hani bize söyleyecek bir şey kalmadı. Evet. Teşekkür ediyoruz sizlere geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, söyleyecek bir şey kalmadı diyorsun. Elbette söyleyecek daha çok şey var. İzleyicilerimizle paylaşmak istediğimiz, paylaşabileceğimiz daha çok şey var. Bunları paylaşmaya devam edeceğiz biz. Evet sevgili izleyiciler, kameranın arkasında evet sevgili Serkan Çetinkaya vardı. Bugünkü çekimlerimizi gerçekleştirdi. Montajda Emrah Yavuz gücünü, etkisini konuşturdu bilgisayarın başında. Ben burada Kudret Sönmez. Evet, Adana Koza Televizyonu'ndan sizlere seslendik. Daha nice 8. renklerle, daha nice renklerle, çizgilerle seslenmek, paylaşmak dileğiyle. O günler değil, hoşça kalın. Sanatla, sevgiyle.